Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni bir konuşacağız. Evet, koni ve kürede sıra. Başlığımızı yazalım arkadaşlar. Koni ve küre. Evet, dilerseniz ilk başta koniden başlayalım arkadaşlar. Koni dediğimizde hani şu kafamıza böyle hani deliler kafasına takar derler ya, aslında ondan bahsedeceğiz şimdi. Koni derken ondan bahsedeceğiz. O zaman nasıl şeylerden, bakın nasıl bir şekilden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde yüksekliği yanal alanı olan daire üzerine oturulmuş yanal alanı olan bir şekilden bahsedeceğiz. Peki neyden oluşuyor arkadaşlar? Bir daireden ve bu daireyi sarmalayan dediğimiz gibi bir yanal alandan oluşuyor. Dairemizde yine yarıçap var. Yanal alanımızda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kenara biz yan yüz diyoruz. Yan kenar diyoruz ve buna ait bir yükseklik var. Evet, yükseklik var. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki konimizde ne yapacağız? Hem aynı zamanda alandan da bahsedeceğiz, hacimden de bahsedeceğiz. Koninin alanı dediğimizde arkadaşlar taban alanıyla yanan alanın toplamıdır, öyle değil mi? Taban alanı artı yanal alan. Şimdi en basitten bakın şimdi formüle doğru ineceğiz arkadaşlar. Taban alanı dediğimiz şu görmüş olduğunuz dairenin alanı. Yanal alan da bu şeklimizin alanı. E nasıl yapıyoruz o zaman? Taban alanı pi çarpı r kareydi. Normal dairenin çünkü alanından bahsediyoruz. Diğeri de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şeklinde alanı pi çarpı r çarpı a'dır. Evet, pi çarpı r çarpı a. E dilerseniz hadi gelin bir örnek yapalım. Aynı zamanda bu örneğimizde de pi'yi 3 alalım. Şimdi sorularda genellikle verecek arkadaşlar. İşte pi eşittir 3 alınız, pi eşittir 3,12 alınız şeklinde söyleyecektir. Biz burada pi'yi 3 alacağız. Pi'yi 3 alarak diyorum ki arkadaşlar benim bir tane şöyle konim olsun. Evet, yarı çapını veriyorum. Yarı çapı 5 santim ve a'sı da burası da arkadaşlar 10 santim olsun. Evet, şimdi koninin alanı. Alanını bulmak istediğimde arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın taban alanı artı yanal alan. Öyle değil mi? Evet. Taban alanı dediğimde arkadaşlar pi çarpı r kare artı yanal alan dediğimde bakın pi çarpı r çarpı a. Evet. Şimdi yerlerine koyalım arkadaşlar. Pi'yi 3 alacaktık. Hatırlayın. 3 çarpı R dediğimizde arkadaşlar R'miz ne burada? 5. 5'in karesi 25. Yazdık. Artı. Pi'yi yine 3 alıyoruz. R neydi arkadaşlar? Yarıçapımız 5'ti. Ve A'mız da 10 santimetreydi. Haydi bakalım. 3 çarpı 25, 75. Artı. 3 kere 5, 15. 10 ile çarparsak arkadaşlar 150 yapıyor. Ve sonuç olarak 150 ile de 75'i topladığımızda 225 santimetre kare. Arkadaşlar bazen sorularda bunu hemen belirtmeden geçemeyeceğim. Bazen sorularda tabii ki hani sorunun cevabı 225 olsun. 225 metre kare yazar bir şıkta. Bir tanesinde 225 santimetre kare yazar. Lütfen arkadaşlar birimlere dikkat edin. Sorunun cevabını sayısal olarak doğru bulmuş olabilirsiniz. Ama birimini kaçırdığınızda soru ne olur? Kaçar. Evet, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ne yaptık arkadaşlar? Biz koninin alanını bulduk. Koninin alanını bulabilmek için taban alanıyla yanal alanın toplanması gerekiyor. Tamam, koninin alanı böyleydi. Peki acaba hacmi nasıl bulunur arkadaşlar? Koninin hacmi nasıl bulunur? Şöyle bir tahtamızı temizleyelim. Evet. Evet, koninin hacmi dediğimizde arkadaşlar, taban alanıyla yüksekliğin çarpımının 3'e bölünmesidir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Evet, bu görmüş olduğunuz
koninin hacmidir arkadaşlar. Peki koninin hacmine gelin isterseniz şöyle bir bizim dondurmamız olsun. Evet. Kakaolu, vanilyalı bir dondurmamız olsun. Altı da böyle çikolata soslu olsun. Şu alt tarafında da hatta onu da yapalım şöyle. Evet. Çikolata soslu bir dondurmamız olsun. Şimdi dondurmamızın arkadaşlar boyu 13 santim. Şöyle görmüş olunuz. Yani kenarı alsa 13 santim. Ve şu yarı çapı 10 santim olsun. Evet, 10 santim olsun. Hadi gelin bunun biz hacmini nasıl buluruz? Bakacağız. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben neyi verdim? Şu yandaki A'nın değerini verdim. Burada yarı çapı da verdim. Ama bana neye ihtiyacı var? Bakın yüksekliğe ihtiyacı var arkadaşlar. Yüksekliği nasıl bulurum? Bakın burası 13 ise şurası da 13'tür. Bir dondurmadan bahsediyorum. Yamuk yumuk bir dondurma olmayacak değil mi? Çok güzel bir dondurma olacak. Bakın aşağı doğru bakın 13 ise arkadaşlar ikizkenarsa şuradan farklı bir renkte yapıyorum. Bir dikme indirdiğimde hatırlayın bakalım. Bakın şurası 5 olacak. 5, 5 olacak. Evet. Pisagor bağıntısından yaptığımızda arkadaşlar hatırlayın Pisagor bağıntısında ne vardı arkadaşlar? 13, 12, 5 üçgeni vardı. Yani burası 12 çıkacak arkadaşlar Pisagor bağıntısından. Bakın yüksekliği de bulduk. Yükseklik neymiş? H eşittir 12'ymiş. Tamam bunu da bulduk harika. Hadi bakalım formülü yerine koyalım. Taban alanı. Taban alanı neydi? Pi çarpı R kare. Çarpı bakın. Yükseklik. Yüksekliği ne buldum arkadaşlar? 12 buldum. Ve bölü 3. Haydi bakalım. Pi'yi yine 3 alıyoruz. 3 çarpı R kare dediğimizde arkadaşlar 10'u mu alıyoruz? 5'i mi alıyoruz? Bakın yarı çap. Evet yarı çapsa 5'i alıyoruz. 5'in karesi 25 çarpı 12 bölü 3. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Bakın buradaki 3'ler sadeleşiyor. 25 ile 12'yi çarptığımda ben hacmi bulacağım. 25 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 5, 10. 2 kere 2, 4. 1 de 5. 1 kere 5, 5. Ve 1 kere 2, 2. Topladığımda arkadaşlar ne çıkıyor? Alın size 300. Evet. O halde ben ne diyorum arkadaşlar? Hacmi, şu görmüş olduğunuz dondurmamın hacmi benim 300 santimetre küp. Dikkat, santimetre küp arkadaşlar. Bu şekilde koninin hacmini ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Evet, şimdi alanını da bulduktan sonra alanını da bulduk, hacmini de bulduk. Gelin isterseniz bir de küreye göz atalım. Haydi bakalım. Güzel bir temizlik. Arkadaşlar bazı öğrencilerim benim küreyle daireyi karıştırıyor. Şimdi daire dediğimizde bu biliyorsunuz yani bir yuvarlaktan yani şundan bahsediyoruz daire. Ama küre dediğimizde 3 boyuttur. Yani nedir? Bir portakal, elma, basketbol topu, pimpon topu değil mi? Bunların tamamı küredir arkadaşlar. Evet, küre diyoruz. Küre için ne dedik arkadaşlar? Portakal, elma, mandalina, basketbol topu, futbol topu, pimpon topu bunların tamamı küredir diyoruz. Evet. Küre. Arkadaşlar, kürenin de yine alan ve hacminden bahsedeceğiz. Alanından ve hacminden bahsedeceğiz. Evet. Alan dediğimizde arkadaşlar 4 çarpı pi r kare. Yani arkadaşlar hani dairenin alanı pi r kareydi hatırlarsanız. Bu görmüş olduğunuz kürede de ne yapıyoruz? 4 tane dairenin alanını birleştirirsek biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kürenin alanına ulaşıyoruz. 4 çarpı pi r kare. Peki hacim ne dediğinizde 4 bölü 3 çarpı pi r küptür arkadaşlar.
Pi'ye küp. Hadi gelin isterseniz bir örnekle bunu perçinleyelim. Pi'yi 3 alacağımız bir örnek olsun. Pi eşittir 3 alınız diyorum. Ve sadece bilmem gereken arkadaşlar R'si yani yarıçapı. Bakalım. Soru diyoruz. Çapı diyorum ki 20 santim olan bir topun alanını ve hacmini bulunuz. Evet, çapı 20 santimmiş arkadaşlar. Şimdi alanı bulduğumda burada bir ilginçlik yaptım. Bakın çapı dedim, yarı çapı demedim. Dikkatinizden kaçar, siz orada şak diye 20'yi kullanırsınız ama 20'yi kullanmayacaksınız. Neden? Yarı çapını kullanmamız gerekiyor. Alan dediğimizde arkadaşlar ne dedik? 4 çarpı pi r kare. Bakın çapı 20 ise yarı çapı 10'dur arkadaşlar. 4 çarpı pi'yi 3 aldık 3. Bakın r'si yani yarı çapı 10. 10 kere 10 100. Haydi bakalım. Buradan ne çıkıyor? 4 kere 3 12. 12'nin yanına 2 tane sıfır koyarsanız alın size 1200 santimetre. Nedir? Kare. Evet, alanın birimi kareydi. Gelin hacme bakalım. Hacim. Hacmin formülü neydi arkadaşlar? Bakıyoruz. 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Güzel. Devam edelim. 4 bölü 3. Pi yerine 3 koyuyoruz. R küp yerine bakın 10'un kübü. Yani 1'in yanına 3 tane 0. 1, 2, 3. Şu işleri sadeleştirdim, kurtuldum. 4 ile 1'i çarparsam 4000 santimetre küp hacmin birimine dikkat. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber ne yaptık biz? Koniyi gördük. Koni ile ilgili, alanı ile ilgili, hacmi ile ilgili örnek yaptık. Arkasından küreyi gördük. Kürenin de yine hacmi ile ve alanı ile ilgili örnek yaptık. Zannediyorum yardımcı olabildim. Ama siz bununla yetinmeyin. Hadi bakalım bol bol soru çözün. Kolay gelsin.